Tekrar merhabalar değerli izleyenler. Önce sağlık devam ediyor. Bugün retina hastalıklarından sizlere söz ediyoruz. Stüdyo konuğumuz Özel Yaylalı Göz Hastanesi'nden göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Özge Güngör Akkuş hocamla beraberiz. Hocam tabii biz tedaviden bahsediyorduk ama tedavide neler yapılabiliyor dedik. Başka bir tedavi şekli sunumu var mı hocam söyleyebileceğimiz acaba? Onlara da değinebilirseniz memnun oluruz. Bir de ayrıyeten görsel Gülfemciğim onları da bir hazırlayıver hemen. Onları da bir sunalım. İşte biraz önce konuştuk Abdül. Lazer tedavisi, evet. Göz içi iğne tedavileri, önce medikal tedaviler önleyici, evet. Sonra lazer tedavileri. Göz içi iğne en sonunda da vitrektomi ameliyatları var. En son bu özellikle de Koyman ameliyatları. Şeker hastalığına bağlı göz kanamalarında göz suyunu temizlediğimiz ameliyatlar. Sarı noktanın falan bir cerrahi tedavisi yok. Retina damar hastalıklarında da, üst damar tıkanıklıklarında da çok cerrahi tedavi yapılmıyor. Ama şeker hastalığı, burada vitrektomi görseli var Abdil. Aynı karında laparotomi kesileri var böyle. Evet. Hani kapalı ameliyat deniyor, laparoskopik, ona benzer. Evet. Burada bizim kendi hastanemizden anjiyo cihazımız bu. Aynı bu şekilde. Bunu tam ekran yapabilir miyiz Gülfem? Bu da OCT cihazımız. Yani gördüğünüz gibi şey değil, yani hastayı çok invaziv diyoruz, yani bir ilaç vermiyoruz çok veya evet. İşte rahatsız edici yöntemler değil, sadece uyum gerektiriyor. Evet, diğer resme bir yeniden dönelim. Evet. Hocam bu biraz önce bahsettiğiniz anjiyografi cihazı bu. Bir de burada işte damardan ilaç verip retinal damarların resimlerini çekiyoruz. Lazer ihtiyacı var mı hastanın? Veya evet. İğne ihtiyacı var mı şeklinde değerlendiriyoruz. Evet, bunları da iletmiş olduk. Evet. Peki hocam, bu retina ile ilgili başka söylemek istediğiniz, atladığımız bir yer var mı hocam? Özellikle izleyenlerin ne gibi önerilerde bulunabilirsiniz? Retina, bir kere şimdi şu konuda bir uyarıda bulunmak istiyorum. Yani göz bebeğimi büyütmeyin. Hayır, aksine göz bebeğimi büyütün. Yani 50 yaşın üstünde. Yani muayeneye gelirken o şekilde bir önlem alınabilir. Mesela işte arabayla gelinmeyebilir, biriyle gelinebilir. Veya bir gün zaman ayrılabilir hocam. Aynen. Sonra bizler de acayip böyle bir şey atladık mı şeyi oluyor. Çünkü küçük göz bebeğinden bakılabiliyor ama hani büyük göz bebeğinin insana verdiği huzur. Çünkü ben hani burada çok sık gözüken göz hastalıklarından bahsettim ama mesela bir retinal tümör, kanser... Allah korusun. Allah korusun. Bu orta hatta pek yerleşmez zaten. Yani göz bebeğini küçük pupileden baktığınız zaman çoğunlukla atlıyorsunuz. Yırtıklar, başka lezyonlar küçük pupileden gözükmez. O yüzden hani hekimin özellikle büyütelim, bakalım. Bazı pupillalar kişiye bağlı olarak büyük olabiliyor. Ve insan bakıyor ve huzur veriyor insana. Ama hekim özellikle büyütelim dedikten sonra... Yani çok dirençli olmamak lazım. Evet. Bir yaşın üstünde kendiniz 50 yaşın üstünde sarı